Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün çok uzun zamandır yapmayı istediğim bir tatlıyı yapacağım. Bu tatlıyı daha önce tarif olarak verecektim ama önce gidip yerinde bir denemek istedim. Ve daha dün denedim bu tatlıyı ve hoşuma gitti ama fiyat olarak evde yaparsam çok çok daha uyguna geleceği için evde bu tarifi vermek istedim açıkçası. Tarifimin adı Chiros diyeceğim ben çünkü Chiros demek kolay ama Chihiros da olabilir. Kelimeyi tam söyleyemiyor olabilirim çünkü herkes farklı bir telaffuz ediyor bu kelimeyi. Bu tarif İspanya'ya ait olan bir tarif olduğu için Ulusal Tarifler Serisi 4. video olarak İspanya'ya özel Chiros tarifimi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle tulumba tatlısına benzeyen hamurunu yaparak başlıyorum. Ocağın altına açtım, tencereyi yerleştirdim. Malzemeler açıklama kısmında yazıyor. Aynı zamanda şimdi sayacağım. Bir su bardağı suyu ekliyorum. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Yaklaşık 50 gram eder bu da. Tereyağınızın tuzlu olmasına dikkat edin. Tuzlu tereyağı kullanmanız lazım. 50 gram tuzlu tereyağı ekliyorum. Suyla tereyağı eriyecek. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 çimdik tuz ekleyeceğim. Şu kadar yeterli. Çeyrek çay kaşığı da hamurun içinde biraz da tarçın lezzeti olsun diye bu kadar da tarçın ekliyorum. Gördüğünüz gibi tereyağı eriyor. Diğer malzemelerde şeker, tuz eriyecek. Onun için birkaç tur karıştırıyorum. Tereyağı, şeker, tuz, tarçın hepsi karıştı ve eridi. Ocağın altını kısık ayardan biraz fazla yalıyorum. Orta bir sıcaklığı alıyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Hemen karıştırıyoruz. Kaşığınız bu gördüğünüz plastik spatula gibi kaşıklar olabilir. Onlarla yaparsanız daha iyi olur yani. Kaşığın tersiyle bu şekilde yedirin. Hiç un kalmayana kadar. Yaklaşık şu an gördüğünüz işlemi 2 dakikadır yapıyorum. Hiç un kalmayana kadar yaptım yani. Şimdi hamuru bir araya getiriyorum. Herhangi bir kasenin içine hamuru aktarıyoruz. Hamur hızlıca soğusun diye kasenin her tarafına hamuru yayıyoruz. Böyle bir 5-10 dakika. Elinize değdiğinizde çok kaynar olmayacağı şekilde gelene kadar bekleyecek. Şu an gördüğünüz işlemi yapıyorsunuz. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Çikolata soslarını hazırlamaya geçeceğim. 50 gram sütlü çikolata kullanacağım. 50 gram beyaz çikolata kullanacağım. Ocağın altını açtım en kısık ayarda. Görüyor musunuz? Yani şu an açtığımı görün. En kısık ayarda getiriyorum. Cezveye ekliyorum. 1 paket yani 200 milim kremayı içine aktarıyorum. Benmar usulü eritmek yerine bu sefer farklılık yapmak istedim. Böyle de çikolatalarınızı eritebilirsiniz yani. Sosu yapabilirsiniz. Kremayı arada bir karıştıracağım. Kısık ateşte ısınacak. Ben de çikolataları doğrayacağım. 50 gram sütlü çikolatayı doğrayacağım. Doğrama sebebim de kolay erisin diye. Kasenin içine aktarıyorum çikolatayı. 50 gram da beyaz çikolatayı doğruyorum. Ben iki sos yapacağım. Siz isterseniz sadece çikolata sosu yapabilirsiniz. Asıl tarifte sadece çikolata soslar ama bitterli sos da yapıyorlar bunlar. Ama insan ne seviyorsa onu yapıp yiyebilir. Beyaz çikolatayı da kaseye alıyorum. Krema ısınmaya başladı. Çay kaşığıyla birkaç tur karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Krema kaynadı. Ocaktan alıyorum. Kremanın yarısına sütlü çikolata, yarısını da beyaz çikolata ekleyeceğim. Göz kararı ekliyorum. Kim çikolata sosu yapmakla uğraşacak diyorsanız da bilerek markalarını çıkardım ama bu gördüğünüz bu beyaz çikolata mesela, bu da sütlü çikolata. Bu çikolataları kullanabilirsiniz, sosları yani. Evde bu sosları olmayan bu sosları yapabilirsin diye bu sosun tarifini veriyorum yani. Şimdi tatlı kaşığıyla çikolataları doğramıştık. Şimdi onları eritiyoruz kremanın sıcaklığıyla. Gördüğünüz gibi mis gibi eriyor. Bu eridi sayılır. Birazdan biraz daha karıştıracağım. Beyaz çikolata sıcakken hemen erisin diye. Onu karıştırıyorum şimdi de. Krema beyaz, beyaz çikolata beyaz. Onun için şu an anlamıyor olabilirsiniz ama. Bu gördüğünüz iki sos yapacağım bütün hamura yetecektir. Yani fazladan yapmayın bence. 50 gram, 50 gram yeterli olacaktır. Çikolata sos hazır. Beyaz çikolata sos da hazır. Hamurum yaklaşık 10-15 dakika geçti ve soğumuş oldu. Neden sıcakken yumurtaları eklemiyoruz? Çünkü yumurtalar sıcakken pişmesin diye soğumasını bekliyoruz. Şimdi soğuduğu için yumurtaları ekleyebiliriz. Önce birini, sonra birini ekleyeceğim. Önce birini kırıyorum. Yumurtayı patlatıyorum. Karıştırıyorum. Önce birinciyi bir yedirelim, sonra ikinciyi yedireceğim. Bir yumurtanın tamamını aktarıyorum. Yumurta ekledikten sonra karıştırırken biraz sürecektir. Hemen olacağını sanmayın yani. Yani çok zor bir işlem değil. Böyle gördüğünüz gibi.
Alttan üstte karıştırın durun. Yumurtayı yiyince ilk başta zor olan şey yumuşak olacak. Sıkılacak bir hamur olacak yani. Böyle gördüğünüz gibi biraz kıvam alınca ikinci yumurtayı ekleyebilirsiniz. İkinci yumurtayı da karıştırma kabımı alıyorum. Bu yumurtayı da çırpıyorum. İkinci yumurtanı da tamamını aktarıyorum. Şimdi tamamen karıştırıp yumuşak sıkılacak bir hamur elde edene kadar 3-5 dakika kaşıkla yoğuracağım, öyle diyebilirim. Hamuru gördüğünüz gibi bayağı karıştırdım ve yumuşak krema kıvamını getirdim. Şimdi krem şanti torbasına yerleştirip tulumba tatlısı gibi şekiller vereceğim. Krem şanti torbası kullanacağım bu işlemde. Gördüğünüz gibi yıldız şekli var. Kamerada net gözüküyordur diye düşünüyorum. Ucu kullanacağım ben. Sizde bundan varsa bundan kullanmanızı tavsiye ederim. Bardağın içine yerleştiriyorum. Torbanın içine hamurdan ekliyorum. Eklediğim midi bekletmesi için de bir kaşık kullanacağım. Bir kaşıkla içine doğru bastırıyorum. Hamuru biraz ekledim. Biraz da burada var. Onu da ikinci part olarak yapacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü yağlı kağıt kestim. Ben bu tarifi böyle vereceğim ki siz de kolayca yapabilin diye. Şimdi bir tane örnek göstereyim demek istedim, anlayacaksınız. Süs vardı, onunla da yağlı kağıda tutsun diye kullanıyorum. Hamuru bu şekilde ekliyoruz. Yaptığımı kenara alıyorum. Şimdi diğerlerini hazırlıyorum. İsterseniz yarısı kadar yapıp küçük küçük lokmalık yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapıp uzun uzun da yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar bana kaktüs der. Burada da ayık yazar yani, onu da söyleyeyim. Küçük bir kaktüs. Evet, yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Kaç tane çıktığını en son göstereceğim. Hamurların hepsini hallettim. Gördüğünüz gibi toplam 17 adet çıkardım. Benim gibi yağlı kağıtla hiç uğraşmayıp direkt yağın içine de aktarabilirsiniz. Birazdan yağ hazırlayacağım. Onun içine direkt sıkma torbasıyla sıkıp halledebilirsiniz. Bu yöntemle kolay olduğu için bu yöntemi göstermiş oldum. Ocağın altını açtım. Tavayı yerleştirdim. Bu tarif bol yağlı bir tarif. Hamurun üstüne geçecek kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi yağ aşırı kızmayacak ama yağ ısınması lazım. Hamurların pişmesi için. Yağın kızıp kızmadığını anlamak için bir tane tahta kaşığın arkasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi köpükler çıkıyorsa kızmış demektir. Belki kamerada fazla gözükmüyordur ama şu an köpükler çıkıyor. Ocağın altını orta sıcaklığa geçiriyorum. Hamurların yanmasını istemediğim için. Bunu yapmamın sebebini şimdi anlayacaksınız. Şimdi koyarken kolay oluyor. Ve diğer türlü şekli bozuk olmuyor. Şimdi içine aktarıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde dörtlü dörtlü pişireceğim ben. Bir tane maşayla yağlı kağıtları tutuyorum. Bu şekilde hamurlardan ayırıyorum. Yağlı kağıtları da kenara alıyorum. İkinci yağlı kağıdı alıyorum. Şimdi bunları ters çeviriyorum. Yumurtalı bir hamur olduğu için hem çıtır çıtır hem içi hamur olmuyor hem de yani şekli güzelleşiyor aslında. Bu tarifin yumurtasız olanı da var ama yumurtasız olanı çok fazla çıtır olduğu için ağza bence hitap etmediği için ben böyle yapmayı tercih ettim. Genel tarif de budur zaten. Ankara'nın... Çok aşırı kızarmasına da aslında gerek yok. Şimdi biraz daha piştikten sonra kenara alacağım. Dün yediğim yerde de aynen bu kokuyu almıştım. Yani doğru yoldayım. Şimdi son kez çeviriyorum. Son kez öbür tarafları da biraz daha kızarsın. Burada yer var, niye koymuyorsun derseniz kolayca pişirmek istiyorum yani. Birbirlerine yapışmasınlar, böyle kolay kolay ayrı ayrı pişsinler diye. Dört dört yapacağım ben. İsterseniz altı altı da yapabilirsiniz yani. Bence bu kızarıklık iyi. Daha fazla pişirirsem yanar diye düşünüyorum. Onun için bir tanesini alıyorum. Yağını süzüyorum. Böyle bir peçete serdim bir tabağın içine. Oraya aktarıyorum. İkinciyi de alıyorum. Yağını süzüyorum. Peçeteye alıyorum. Şimdi 4 tane daha ekliyorum. Bu 1. Bu da 2. Bir 30 saniye geçtikten sonra gördüğünüz gibi yağlı kağıda yapışmadıkları için direkt kağıttan çıkıyorlar. Yağlı kağıt da böyle boşa düşüyor. Sihirbazlık gibi. Çok mu komik? Çok mu komik? Diğerini de çıkarıyorum. Orta ateşte pişirmemizin sebebi de güzelce pişsin, içi de hamur kalmasın diye. Yani hızlı pişerse içi hamur kalabilir. Biz için hamur kalmasını istemediğimiz için yavaş yavaş, sakin sakin yapabilirsiniz yani. Maşanız yoksa çatalla da yapabilirsiniz bu arada.
Şimdi hepsi bu şekilde, bu pişirdiklerim gibi pişecek. Toplam 17'si de piştikten sonra sunumunu hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi çorosların hepsi hazır. Şeker ve tarçına bulacağımız için böyle bir tane borcama yapacağım. Size de tavsiye ederim kenarlardan taşmaması için. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tarçın ekliyorum. Daha bol, daha az kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Şu şekilde karıştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra çiroslar soğumadan hemen içlerini atıyorum. Hem böyle yapabilirsiniz hem de üstüne böyle gezdirebilirsiniz. Böyle çevirebilirsiniz. Sıcak oldukları için de yapışıyor şeker ve tarçın. Şekerler etrafa çok dağılacağı için direkt sunum tabağıma alacağım. İstediğiniz kadar çevirin böyle. Sonra sunum tabağına alın böyle. Çevirin. Sonra sunum tabağına alın. Alıyorum. Tarçın ve şeker gerçekten çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim yapmanızı. Çirosları gömün bildiğin şekere. Sonra zaten üstünden dökülüyor kaldırırken. Yaptım, alıyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde devam edeceğim. Sonra sunuma geçeceğim. Sunumda göstereceğim. İspanyol usulü çirosun sunumu. Şeker ve tarçın, muz, beyaz çikolata sos, sütlü çikolata sos. Ayık olan ben. Sunumum böyle oldu. Bence güzel oldu. Tadın zamanına geçiyorum. Bu sefer de oturarak bir tadım yapayım dedim. Bir tanesini alıyorum. Çıtırtısını da biraz göstermiş oldum. Nasıl yendiğini de gösteriyorum. Çikolata sosa banıyoruz. Süzüyoruz. Böyle yiyoruz. Ben sadece kendimi sunum olarak yaptığım için bu kadar sos var ama daha yaptığım sos bayağı var yani. Bütün evi yetecektir. Şimdi de beyaz çikolataya bandım. Tadına bakıyorum. Çıtır çıtır hamur olmayan bir çiros olmuş. Köpekler yine ben bir şey yapıyorum hemen bağırmaya başladılar. Tepki veriyorlar bunun. Başka bir açıklaması yok. Ben farklı olarak sunumda muz kullandım. Paket sosları böyle üstüne gezdirebilirsiniz bu arada. Çirosların böyle diyebilirsiniz ama ben böyle tercih edeceğim. Asıl olarak budur yani olay. Mis gibi çikolataya banıyoruz. Böyle bir de muzdan yiyoruz. Tadını herhangi bir şeye benzetemedim ama benzetmeye gelirsem biraz waffle'a benziyor. Biraz o çeşit dediğimiz hamurlu, çikolataya bandığımız şeylere benziyor. Ama bence bunun da ayrı bir lezzeti var. Tarçınlı olması olsun, şekerli olması olsun. Yani hamurun lezzeti biraz daha farklı ve daha lezzetli diğer şeylere göre bence. Şerbetli olmadığı için bir insan ortalama 4 tane bundan rahat yer gibi mi geliyor? Yani ortalama dedim. Ben şunun hepsini yedim de yani şaka yapıyorum. Tamam. Ama yerim bir 5-6 tane yerim zorlasam. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar herkesi bekliyorum ve bence gerçekten herkes bunu tadmalı. Güzel bir lezzet. Benim kadar uğraşmak istemezseniz muz yapmayabilirsiniz. Çikolata sosları hazır yapabilirsiniz. Yani hazır olanları kullanabilirsiniz. Geriye kalanları da çok zor değil. Sadece pişerken biraz sabredin ve hem çıtır olsun hem de hamur olmasın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.